Bu film bir önceki bölümden. İtilaf Kuvvetleri Doğu Orduları Başkumandanı General Franche Despere, 8 Şubat 1919'da görkemli bir törenle İstanbul'a giriyor. Hatırlanacak olursa bu sahnenin Fatih'in İstanbul'a girişine, şehrin fethine bir öykünme, bir gözdağı olarak hafızalarda kaldığından bahsetmiştik. Bu film ise 19 Ekim 1922'de çekildi. Kameralar bu kez Refet Paşa'nın İstanbul'a gelişini kaydediyor. Hava bambaşka. Mudanya Mütarekesi imzalanalı birkaç gün olmuş. Refet Paşa, Trakya Fevkalade Komiseri sıfatıyla Trakya'yı teslim almaya giderken İstanbul'a geliyor. Basın bu gelişi İstanbul yeniden fethediliyor diyerek karşıladı. Yaklaşık bir yıl sonra 6 Ekim 1923'te bu kez işgalin resmen bitişi kayda geçiyor. Askerlerin başında 3. Kolordu Kumandanı Şükrü Naili Paşa var. İstiklal Caddesi'nde sol baş köşedeki meşhur Eptalofos kahvesi Türk ordusunu selamlayanlarla tıklım tıklım dolmuş. Basın yine fetih diyor, İstanbul'un ikinci ve son kez fethedildiğine dair başlıklar atılıyordu. Fetih derken tam olarak durum neydi? Şehir kimler arasında el değiştirdi? Sadece İstanbul'un itilaf kuvvetlerinden alınması mı söz konusuydu? Refet Paşa ile Şükrü Naili Paşa'nın gelişi arasında yaklaşık bir yıl var. Bu bir yılda neler oldu? Onları karşılayan aynı şehir miydi? Bunu daha iyi değerlendirebilmek için biraz geriye gidelim. Refet Paşa'nın gelişine kadar geçen dönemde, yani işgal sırasında özellikle Anadolu'da neler olduğunu hatırlayalım. Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918'de imzalandı. İtilaf kuvvetleri hemen arkasından 7. maddeye dayanarak Anadolu'nun muhtelif bölgelerine asker çıkarmaya başladılar. Antlaşmanın teslim olma hükmüne uymayarak silahlarını teslim etmeyen paşalar oldu. Anadolu'da direnişler başladı. Mustafa Kemal Paşa bu sırada son görev yerinden İstanbul'a döndü. 6 ay kadar kaldıktan sonra resmi bir görevle, geniş yetkilerle Anadolu'ya geçti. Anadolu'daki hareket hızlandıkça o da bir önder olarak öne çıktı ve İstanbul'la ilişkileri değişti. Kuvayi Milliye sarayın resmi dilinde fitne fesat çıkarıp halktan zorla para toplayanların, asker alanların tertipçilerine dönüştü. Mustafa Kemal Paşa, Halide Edip Hanım, eşi Adnan Bey gibi isimler hakkında idam kararı alındı. 16 Mart 1920'den itibaren İstanbul'un resmen işgalinden sonra İngiliz birlikleri Osmanlı Meclisi'ni bastı. İstanbul'da çalışma imkanı kalmayan meclis Ankara'ya taşındı. Küçük bir kasaba olan Ankara, böylece adım adım sarayın dışında bir iradenin merkezine dönüştü. İstanbul'da saltanat ve hükümetler vardı, Ankara'da ise meclis ve temsil heyeti. Ankara, askeri harekatla diplomasiyi iç içe yürüterek kendini adım adım savaşın bir tarafı olarak kabul ettirdi. 1921'de 1. İnönü Zaferi'nden sonra Fransız İllüstrasyon Dergisi Mustafa Kemal Paşa'yı şöyle tarif ediyordu.
hiç felsefe yapmıyor. Ne böyle bir isteği ne de zamanı var. Diğerleri konuşurken o çalışıyor. Daha 2 yıl önce mağlubiyetle çökmüş ülkesinde bir asiydi altüstü. Bugün Türkiye'nin önderi. Yanlış anlaşılmasın, İstanbul'un önderi değil. Toprağı olmadan yöneten, tebaası olmadığı halde emirler veren, yetkisi olmadığı halde pazarlıklara girişen bu hayalet hükümet nedir? Gerçek Türkiye artık Boğaz'da değil. Gerçek Türkiye Ankara'ya sığınmış durumda. Milli Meclis, emreden baş, icra eden kol orada. Gazete böyle söylüyordu. Bütün devletlerin meclise bakışı ise birbirinin aynı değildi. Bir bütün olarak İtilaf cephesiyle Sevr Antlaşması'ndan farklı bir anlaşma için masaya oturmak kolay olmadı. Ağustos 1922'de büyük taarruzdan sonra Ankara ordusu İzmir'e girdi. Hemen ardından İngiltere ile Çanakkale'de savaşın eşiğine gerindi. Fakat İngiltere bu konuda diğer devletlerden destek görmedi. Böylece Mudanya'da ateşkes imzalandı. Antlaşmaya göre Türk-Yunan çatışması sona erecek, Doğu Trakya'daki Yunan birlikleri tahliye edilecekti. İsmet Paşa, İstanbul'daki işgal kuvvetlerinin temsilcileri General Harrington, General Sharpe ve General Mombelli imzalarını attılar. Yunanistan temsilcileri açıkta bir gemide bekliyordu. İstanbul hükümetindense masada temsilci yoktu. ...11 Ekim 1922'de imzalanan anlaşma gereği Refet Paşa Trakya Fevkalade Komiseri unvanıyla yola çıktı. Yanında jandarmalarla İstanbul'a gelişi fiili bir kurtuluş, hatta fetih olarak algılandı. Gazetelerin kurtarıcı ya da fatih sıfatını kimler için kullandığını, Refet Paşa'yı almaya Bursa'ya giden Macit Bey'in anlattıkları ortaya koyuyor. Limana girdiğimizi ve camileri, minareleri, evleri iyiden iyi gördüğümüz zaman tertemiz giyinmiş, harpten ve güneşten yanmış, zaferden gözleri parlamış askerlerimiz hep bir ağızdan "Seni de geldik kurtaracağız İstanbul" şarkısını o derece müessir, o kadar masum bir Anadolu şivesiyle söylüyorlardı. Macit Bey'e göre Refet Paşa sessizdi. Duygularının derinliği yüz hatlarına yansıyordu. Vapurdaki her asker biliyordu ki kendisi ikinci Fatih'ti. İleri gazetesi de diyordu ki, "Dün İstanbul hakiki bayramını idrak etmiş ve Refet Paşa Hazretleri'nin şahsında kahraman Anadolu'yu selamlamıştır." Kurtarıcı Ankara'ydı. Ankara'nın ordusuydu. Gazetelere göre daha sabah 9'da en küçük dükkanlar, mahalleler bile bayraklarla donanmıştı. Karaköy Köprüsü'nden Kabataş'a kadar uzanan cadde güzergahında mektepliler ellerinde küçük sancaklarla bekliyordu. Kabataş iskelesinin caddeye bakan kapısının önüne muazzam bir zafer takı kurulmuştu. Refet Paşa'yı taşıyan Gül Nihal vapuru Kabataş'a yanaştı. Halk vapurların direklerine, binaların pencerelerine, çatılarına, hatta tramvayların üstlerine kadar yığılmıştı. Paşa alkışlar, tezahüratlar arasında Kabataş'tan Karaköy'e, oradan divan yolundaki şark mahfiline geçti.
paşanın muhafız bölüğünü oluşturan 100 jandarma o akşamı vapurda geçirdi. Ertesi gün saat 10 civarında Sirkeci'ye yanaştıkları an limandaki bütün gemiler düdüklerini öttürmeye başladı. Alay, iki tarafı dolduranların yağdırdığı çiçekler, konfetiler arasında Alemdar Caddesi'nden geçerek Ayasofya'ya vardı. Refet Paşa, jandarmaları ve büyük cemaatle birlikte burada namaz kıldı. İstanbul halkı, dün 3 senedir müştak ve müteahhir beklediği kahraman fatihlerini asırlardan beri görülmemiş bir vecd ve heyecanla karşıladı. Bize reha, hayat, nur getiren şanlı gaziler, size bin minnet ve şükran, bin selam ve ihtiram. Şehir henüz resmen değilse de sembolik olarak yabancı kuvvetlerden geri alınıyordu. Fetih benzetmesi ilk bunu akla getiriyor. Ancak hepsi bu kadar değildi. Karşılayıcılar arasındaki belediye başkanı Ziya Bey, Dahiliye Nazırı'nın selamını iletince Refet Paşa çok açık bir cevap verdi. Şehremini Bey, şahs-ı âlinizde Tekmil İstanbul'un, bu şehirlerin şehri, bu hassas, bu münevver İstanbul'un büyük vatanperver halkını selamlamakla müftehirim. Eğer mümkün olsaydı, ayrı ayrı her birerlerine selamımı tebliğ etmek isterdim. Dahiliye Nazırı Paşa'ya gelince, Mumaileyh'in şahsi selamını kabul ederim. Fakat hükümetim ve ben İstanbul'da bir dahiliye nezareti olduğundan haberdar değilim. Osmanlı başkentinde hala bir padişah ve hükümeti vardı. Gazetelerin milli hükümetimiz olarak andığı Ankara'nın temsilcisi onları tanımadığını daha baştan beyan ediyordu. Ankara önderliğinde bir savaş verilmiş ve bu noktaya gelinmişti. İstanbul önce bu iki gücün arasında el değiştirdi. Kurtuluş Savaşı boyunca İstanbul'da birkaç kez hükümet kurulmuş ve her hükümetin Anadolu'ya bakışı bir olmamış, ilişkiler tamamen kesilmemişti. Şimdi durum farklıydı. Ankara savaşı kazanmış, İstanbul'u da kurtarmıştı. İtilaf cephesi barış anlaşması görüşmelerine hem Ankara'yı hem de İstanbul'u davet edince seçilmiş vekillerden oluşan meclis saltanatı kaldırarak milletin yegane temsilcisi olduğunu ilan etti. Bu filmi başka bir bölümden hatırlayanlar olacaktır. Meclis, temsil görevini üzerine alırken, padişahlıkla iç içe geçmiş olan halife unvanını Osmanlı hanedanından birine vermeyi kararlaştırdı. Veliaht Abdülmecit Efendi, halife seçildi. Hilafet alayıyla Fatih Camii'ne giderken, Refet Paşa aynı arabadaydı. Saltanatın kaldırılmasından bir hafta sonra İsmet Paşa Ankara'dan İstanbul'a geldi ve Lozan'a doğru Sirkeci'den yola çıktı. İstanbul şimdi barış anlaşmasının sonuçlanmasını bekleyecekti. Refet Paşa Ankara'nın hakimiyetini kurduktan sonra 24 Aralık'ta İstanbul'dan ayrıldı ve Trakya'ya geçti. İstanbul Mevki Kumandanlığı'na Selahaddin Adil Paşa geldi. Ankara'da temsilci olarak Doktor Adnan Bey'i gönderdi. Bu filmi de hatırlayanlar olacaktır. Meclis içindeki görüş ayrılıkları da keskinleşmeye başlamıştı.
Barış Antlaşması'nın şartları, kısa sürede Halife Abdülmecit Efendi ile Ankara arasında açığa çıkan gerginlik, yeni kurulacak düzen, safların sıklaşmasına sebep oluyordu. Adnan Bey bu kritik günlerde Mustafa Kemal Paşa'nın İzmit'e davetini İstanbullu gazetecilere iletti. Mustafa Kemal Paşa olacaklar hakkında fikirlerini onlara anlattı. Milletin meclisten başka temsilcisi olmayacak. Yeni bir parti, yeni bir düzen kurulacaktı. İşgal sürerken Ankara İstanbul'daki hakimiyetini giderek perçinliyordu. Meclis Nisan'da seçim kararı aldı. Yazın seçim telaşıyla geçtiğini de bu programın ilk bölümünde konuşmuştuk. Gözler bir yandan da Lozan'daydı. Görüşmeler kesintiye uğramış, Nisan'da tekrar başlamıştı. Haziran'ın sonunda seçimler tamamlandı. 24 Temmuz'da da Lozan Antlaşması imzalandı. İstanbul kesin olarak işgalden kurtuluyordu. İsmet Paşa, Lozan dönüşünde Çatalca'da İstanbul Valisi Ali Haydar Bey ve büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Küçük kızların göğsündeki bantlarda Türkiye'deki şehirlerin adları yazılıydı. Yeni meclisin açılışı da aynı günlere denk geldi. Bundan sonra sıra İstanbul'daki İtilaf kuvvetlerinin tahliyesindeydi. İstanbul Mevki Kumandanı Selahattin Adil Paşa başkanlığında bir komisyon, Ağustos'un başında İtilaf kuvvetleri ile tahliye protokolü için görüşmelere başlamıştı. Tahliye 6 haftada tamamlanacak, önce şehre uzak yerlerden başlanacaktı. Bu sırada işgal boyunca İtilaf kuvvetlerinin el koyduğu binalar teslim alınacaktı. İlk grup 24 Ağustos'ta İstanbul'dan ayrıldı. Son gruplar ayrılacağı zaman 2 Ekim 1923'te sabah 10'a çeyrek kala İngiliz bayrağı çekilmiş olan Mektebi Harbiye ve Sipahi Ocağı binaları geri alındı. Ardından Dolmabahçe'de bir tören düzenlendi. Bütün İstanbul'un akın ettiği bu törende İtilaf kuvvetleri Türk bayrağını selamladılar ve gemilere binerek İstanbul'u terk ettiler. Birkaç gün sonra Seyri Sefain İdaresi'nin Pendik vapuru Hereke'ye gitti. 3. Kolordu Kumandanı Şükrü Naili Paşa'yı ve maiyetini alıp İstanbul'a doğru yola koyuldu. Paşa gemide askerlerine sordu. İstanbul'u içinizde bilen var mı? Yolu İstanbul'a düşmüş olan 4 nefer çıktı. Paşa onlardan birine İstanbul'u nasıl biliyorsun dedi. En büyük ve kıymetli memleketimiz Paşa Hazretleri. Şükrü Naili Paşa Sirkeci'den karaya çıktı. Geçitler, şenlikler bir süre devam etti. 5 yıl önce Franche Despere'nin bu caddeden geçişi hatıralarda bir fetih canlandırması olarak kalmıştı. Şimdi Anadolu'nun askerleri içinde kahramanlar, fatihler deniyordu. Bu sadece İstanbul'un yabancı kuvvetlerden geri alınması değildi. Ankara hakimiyetini yeni düzenini ilan ediyor, İstanbul eski düzenle yenisi arasında el değiştiriyordu. Aynı ayın sonunda Cumhuriyet ilan edildi. Ankara başkent oldu. İstanbul'sa en büyük ve kıymetli memleket olarak kaldı. Bu filmler ne zaman çekildi? 19 Ekim 1922, 6 ve 7 Ekim 1923'te.
Bu filmler nerede çekildi? İstanbul'da. Bu filmleri kim çekti? Fuat Uzkınay'ın İstanbul'a ordunun girişini filme aldığı biliniyor. Fakat diğer isimleri tespit edemesek de her iki olayda da birden fazla kameramanın çalıştığı görüntülerden anlaşılıyor. Bu filmlerdeki olay nedir? İstanbul'daki işgalin bitişi, aynı zamanda Ankara'nın İstanbul'a hakim olması.